Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Soğuk Savaş döneminde Asya ve Afrika'daki gelişmeler, ardından Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlığını kazanması, Bağımsızlar Hareketi ve Afrika Birliği Teşkilatı'nı işleyeceğiz sevgili dostlarım. Peki bakıyoruz arkadaşlar neler göreceğiz? Soğuk Savaş dönemi Asya ve Afrika'daki gelişmeler. 19. yüzyılda yani arkadaşlar 1800'lü yıllardan itibaren arkadaşlar Asya ve Avrupa topraklarının büyük bir kısmı Avrupalı devletlerin sömürgesi durumundaydı. Arkadaşlar Avrupalı devletler neyi gerçekleştirmişti? Sanayi inkılabını arkadaşlar gerçekleştirdi ve sanayi inkılabı sonucunda arkadaşlar fabrikalarına ham madde pazar ihtiyacı duyan Avrupalı devletler Asya ve Afrika'daki yerlerini ne haline getirmiştir? Sömürge haline getirmiştir. Peki, İkinci Dünya Savaşı sonrası arkadaşlar bu Avrupalı devletler olan kim? Mesela İngiltere ve Fransa arkadaşlar büyük bir güç kaybedecek. İtalya'da arkadaşlar keza aynı şekilde yani sömürgeci devletlerden İngiltere, Fransa, İtalya büyük bir güç kaybetmesiyle Asya ve Afrika'daki sömürge devletler bağımsızlığını ne yapmaya başlayacak? Kazanmaya başlayacaktır. Arkadaşlar zaten İtalya'nın fazla bir sömürgesi yoktur. İtalya bir Trablusgarp, bir Habeşistan bölgelerine sahiptir ama İngiltere ve Fransa dünyanın geniş bir bölgesini, Asya, özellikle Fransa Afrika bölgesini, İngiltere hem Afrika hem de Asya bölgesini geniş sömürge imparatorlukları kurmuşlar. İkinci Dünya Savaşı sonrası bu iki devlet güç kaybetmeye başlayınca sömürge devletlerinde arkadaşlar bağımsızlık hareketleri gözükmeye başlayacaktır. Peki arkadaşlar bu sömürgelerin bağımsızlığını kazanmasına etki eden olaylar vardır. Nedir bu? Mesela İkinci Dünya Savaşı sonucunda Avrupalı devletlerin güç kaybetmesi. Evet. Arkadaşlar bir devlet neden sömürmek istensin ki? Sömürdüğü devletin zayıfladığı anda ne yapar arkadaşlar? Bağımsızlığını kazanmaya çalışır. Bakın hem Birinci Dünya Savaşı hem de İkinci Dünya Savaşı sömürge devletlerine bağımsızlık hareketlerinin güçlenmesine neden olmuştur. Peki Avrupalı devletlerin sömürgelere karşı yapmış olduğu siyasi ve ekonomik baskılar arkadaşlar sömürge halkının isyanına sebebiyet vermiştir. Sömürgelerde yayılan özgürlük, milliyetçilik ve eşitlik fikirlerinin arkadaşlar yine bağımsızlık olgusunun oluşması neden olmuştur. Ve sömürgelerde arkadaşlar ulusal bilincin uyanması sömürge toplumlarının bağımsızlık için hareket etmesine neden olmuştur. Mesela basit bir örnek vereyim ben size. Bir yerde ulusal bilinç nasıl uyanır arkadaşlar? Ulusal bilinç halkın toplu halde bir şey hareket ederse toplu olarak ulusal bilincin uyandığının göstergesidir. Yalnız şöyle anlatayım ben size. Sömürdüğün devletin uyuması gerekir arkadaşlar. Uyanırsa sömüremezsin. Ve İngiltere yıllarca sömürge olarak tuttuğu ülkelerde arkadaşlar resmi dili ulusal dil yapmamıştır. Yani o sömürdüğü ülkenin ulusal dili yapmamıştır. İngilizce ya da Fransa sömürmüşse Fransız yapmıştır. Ve arkadaşlar o milletlerin tarihlerini müfredatta anlattırmamıştır arkadaşlar. Bunun sebebi ise o bölgede ulusal bilincin uyanması önlemek. Ulusal bilinç uyanırsa sıkıntı çıkar arkadaşlar. Peki arkadaşlarım bakalım Hindistan ve Pakistan bağımsızlığı kazanması. Arkadaşlar Hindistan ve Pakistan daha doğrusu Hint Yarımadası bölgesi 18. yüzyıldan itibaren İngiltere'nin arkadaşlar sömürgesi altındaydı. Yani İngiltere burayı ne yapmıştı arkadaşım ele geçirmişti. Ve 19. yüzyıldan itibaren bu bölgede İngiltere'ye karşı arkadaşlar bağımsızlık hareketleri gözükmeye başlamıştır. Peki arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı zaten şöyle söyleyeyim size. Sömürgelerde ilk gedik, ilk böyle o sömürgecili bir sur gibi düşünün. İlk delik arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar açılmıştır. Oradaki çatlak ve o çatlak arkadaşlar giderek ne olmaya başlamıştır? Artmaya başlamıştır ve İkinci Dünya Savaşı sonrası Mahatma Gandhi arkadaşlar Hindistan'da İngiltere'ye karşı pasif direniş ve tuz yolu yürüyüşü hareketini başlatmıştır arkadaşlar. Pasif direniş şuydu. İngiltere yönetimine karşı protesto gösterisidir ama hiçbir şekilde arkadaşlar protestolarda polis çopla vurduğunda ya da müdahalede bulunduğunda hiçbir fiziksel bir müdahalede bulunmuyorlar. O yüzden buna pasif direniş deniliyor. Tuz yolu yürüyüşü ise şudur arkadaşlar. İngiltere Hindistan'da tuza ek vergi koyuyor ve Gandhi önderliğinde Hint halkı bunu protesto etmek için de tuz yolu yürüyüşünü ne yapıyor arkadaşlar? Başlatıyor. Peki arkadaşlar Hindistan bölgesindeki isyanlar nedeniyle İngiltere bölgedeki yönetimini biraz arkadaşlar yumuşatmaya ve bölge arkadaşlar bir nevi biraz kısmi bir özellik ve özerklik vermeye başlamıştır. Ama vermiş olduğu bu özerklik ya da arkadaşlar bu yönetimi yumuşatma ne yapmamıştır? Bu Hint bölgesindeki yaşayan Müslümanları ya da Hinduları tatmin etmemiş ve bağımsızlık hareketleri giderek ve artarak devam etmiştir. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bir yere taviz veriyorsan o tavizin sürekli devamı gelir.
Unutmayalım bunu. Mesela biz geldik. Arkadaşlar Bükreş Anlaşması'yla Sırbistan'a imtiyaz verdik. Yetti mi? Yetmedi. Edirne Anlaşması'na ne verdik? Özellik verdik. Yetmedi. Ne oldu? Berlin Anlaşması bağımsız kazandı. Bunlar da keza aynı şekilde. Bu verilen kısmı özellik ve denetim arkadaşlar gevşetme o bölgedeki isyanı daha da ne yapmıştır? Körüklemiştir. Daha da durdurmamıştır. Ve arkadaşlar bu gelişmen üzerine İngiltere 1942'de yani 2. Dünya Savaşı esnasında bir açıklama yapmış ve demiştir ki ben 2. Dünya Savaşı sonrası o bölgeden Hindistan'dan ayrılacağım ve o bölgenin bağımsızlığını tanıyacağım diye bir açıklama yapmıştır. Peki arkadaşlar İngiltere savaş sonrası bölgeden ayrılmış ve bölgede Gandhi önderliğinde Hindistan devleti kurulmuştur. Muhammed Ali Cinnah önderliğinde ise Pakistan devleti kurulmuştur. Muhammed Ali Cinnah'a yıldız attım. Bunu muhakkak ama muhakkak bilmenizi istiyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani şöyle, burayı Hint Yarımadası gibi düşünün. Hint Yarımadası'nın bir bölgesi arkadaşım Hindular. Hindular gelmiştir Hindistan'a. Müslümanlar ise gelmiştir neyi kurmuştur? Pakistan'a. Hindular kimin önderliğinde kurmuş arkadaşım? Kimin önderliğinde kurmuş? Mahatma Gandhi. Peki Müslümanlar kimin önderliğinde kurmuş? Muhammed Ali Cinnah önderliğinde Pakistan'ı kurmuştur. Peki arkadaşlar bunlar uzun yıllar beraber bir arada yaşayan iki toplum bir anda ayrılınca arkadaşlar paylaşamadıkları bazı şeyler olacak ve Keşmir meselesi nedeniyle arkadaşlar iki ülke defalarca savaşacak. Bu da arkadaşlar önemlidir. Buraya yıldız attım. Keşmir meselesi hangi iki ülkeyi bir araya getirmiş ve savaşa neden olmuştur? Arkadaşlar cevabımız ne olacak? Hindistan ve arkadaşım Pakistan olacak. Bunu unutmayalım. Hindistan arkadaşlar Sovyetler destek olmuş. Pakistan ise arkadaşlar İngiltere destek olmuş. Ve taraflar bir anda yeni bir savaşın çıkmasını önlemek için bu iki ülke arkadaşım Taşkent Deklarasyonu'nda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hindistan ve Pakistan savaşları Sovyetlerin toplamış olduğu Taşkent Deklarasyonu sonucunda arkadaşlar Keşmir meselesi nedeniyle ortaya çıkan Hindistan ve Pakistan savaşları da sona ermiştir. Bunu da arkadaşlar bilelim. Peki dostlarım Asya ve Afrika'daki sömürgecinin sona ermesi diyelim. Peki 2. Dünya Savaşı sonrası Asya ve Afrika'da arkadaşlar çok uluslu ne demek birçok ulus arkadaşlar bağımsızlığını kazanmıştır. Arkadaşlar bakın dediğim gibi sömürgeciliğe ilk darbe 1. Dünya Savaşı'na vurulmuştur. Niye? Çünkü Wilson prensipleri bunu unutmayalım. Mesela milli mücadele arkadaşlar ve arkadaşlar İngiltere, Fransa ve İtalya'nın zayıflaması arkadaşlar sömürgeciye darbe vurulmuştur. Niye Wilson prensipleri sömürgeciliği yasaklamıştır? Neden milli mücadele? Arkadaşlar diğer uluslara örnek teşkil etmiştir. İngiltere, Fransa ve İtalya'nın zayıflamasıyla sömürgelerde bağımsız hareketleri artmıştır. Peki arkadaşlar Asya ve Afrika'daki yeni devletin ortaya çıkması yeni savaşları da beraberinde getirmiştir. Niye? Arkadaşlar bakın Asya'nın ve Afrika'nın sınırları çizilirken kesinlikle ama kesinlikle o bölgelerde din gibi, mezhep gibi ya da millet gibi kavramlar dikkate alınmamıştır. Ve bu da arkadaşlar toplumda yeni savaşlara neden olmuştur. Peki bunu unutmayın. Mesela bunu her zaman çıkar. Özellikle bu şurada çıkar arkadaşlar. Der ki 1. Dünya Savaşı sonrası çizilen sınırlara din, millet, mezhep özellikle dikkate alınmaması niye neden olmuştur? Yeni savaşlar. Mesela Fransız İhtilali sonrası yapılan ihtilal savaşlarının sonucunda toplanan 1815 Viyana Kongresi'nde Avrupa'nın sınırları yeniden çizilmiştir. Farklı milletler farklı milletlerle yaşamaya, farklı mezheplerin yönetimi altında yaşaması kararı alınmıştır. Niye neden olmuştur? Yeni savaşlara neden olmuştur. Asya ve Afrika'daki bağımsızlığı kazanan devletler bağımsızlıklarını mücadeleyle kazandıkları için hareketin liderleri kendi iktidarlarını oluşturmuştur. Bu şu demek arkadaşlar. Şöyle hani bağımsızlık yolunda arkadaşlar hareket etmişler. Mesela gelmişler İngiltere'ye arkadaşlar o bölgeden atmışlar. Bu hareketin lideri de gelmiştir kendi diktatör yönetimini kurmuştur. Bunu unutmayın. Yani mücadeleyle başa geldikleri için mücadeleyi kazanan grubun lideri o bölgede kendi yönetim yani kendi iktidarını arkadaşlar oluşturmuştur. Yani demokratik olmayan bir yönetim şekli ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar şimdi bağımsızlığı kazandın. Tamam sıkıntı yok. Yönetici geldi kendi idari şeklini kendi diktatör yönetimini kurdu ama bu kurduğu yönetim baskıcı yönetim halkın ve muhalefetin tepkisine neden olmuştur. Bu iç çatışmaları yaşanmıştır. Arkadaşlar bakın bu iç çatışma şöyle olur. Ülkede iç çatışma varsa mesela ABD
Bu iç çatışmada kendine uygun olan ideolojiyi destekler. SSCB'de arkadaşlar kendine uygun olan bir ideolojiyi destekler. Yani yaşanan bu durumda o bölgelerde Asya ve Afrika'da ABD'nin ve SSCB'nin tekrardan arkadaşlar etkili olmasa ne olmuştur? Sebep olmuştur diyebiliriz. Peki bağımsız olan Asya ve Afrika devletleri anti-emperyalist politika izlemene rağmen ekonomik ve siyasi olarak zayıf oldukları için emperyalist devletin yardım ve desteğine ihtiyaç duymuşlardır. Bu devletlerin toprakları büyük devletin çıkar çatışmalarına neden olmuştur. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu sömürgeler sömürüldükleri için bağımsızlık mücadelesine girmişlerdir. Peki bunlar bağımsız olunca arkadaşlar bağımsız oldukları zaman kendi kendilerini yönetecek ekonomik güçleri yok. Kendi kendini yönetecek siyasi güçleri yok. Olmadıkları için arkadaşlar otomatik olarak büyük devletlerin çıkar çatışmanı ne olacaktı? Neden olacaktı? Mesela ABD ve SSCB arkadaşlar bölgede ne olmaya başlayacaktır? Etkili olmaya başlayacaklardır. Peki yeni bağımsız olan Asya ve Afrika devletleri az gelişmiş oldukları için ekonomik ve sosyal sorunlar yaşamışlardır. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Asya'da ve Afrika'da bağımsız olan devletler yeraltı madenlerini çıkaracak ne ekonomik gücü ne de teknolojik gücü yok. Teknolojik gücü olmadıkları için arkadaşlar ne yapmışlardır? Büyük devletlerin yine ekonomik ve boyunduruluğu altında arkadaşlar bulunmuşlardır. Bakalım. Bağımsız olduktan sonra anti-emperyalist politikanın etkisiyle ekonomilerini devletleştirmişlerdir. Ancak altyapı teknolojik eksikliklerden dolayı sahip oldukları zengin kaynakların işletim hakkını büyük devletlerle paylaşmışlardır. Yani bunlar bağımsız olmalarına rağmen yine arkadaşlar bağımsızlıklarını bunlar yine ne yaptı arkadaşım? Bir nevi kaybettiler. Tamam bağımsızlar sıkıntı yok. Siyasi olarak bağımsızlar devletlerini kurmuşlar ama yatırım yapacak paraları yok. Kendi kendini yönetecek güçleri yok. Ne yapmışlar? Büyük devletlerin tekrardan boyunduruluğu altına girmişlerdir. Bu da bağımsızlığını kaybetmelerine neden olmuştur. Peki dostlarım bu gelişmeler doğrultusunda bağımsızlığını kazanan sömürge devletleri kendi adına işbirliği oluşturmak için bir araya gelmişler. Ve arkadaşlar bunun üzerine bağlantısızlar hareketi ortaya çıkmıştır. Peki nedir bağlantısızlar hareketi? Arkadaşlar bağlantısızlar hareketi üyelerinin genellikle 2. Dünya Savaşı sonrası bağımsızlığını kazanan Doğu ve Batı bloğuna dahil olmayan tarafsız devletler grubuna biz bağımsızlar hareketi diyoruz. Yani ne doğuda ne batıda tam ortada. Genellikle arkadaşlar üyeleri 2. Dünya Savaşı sonrası bağımsızlığını kazanan devletler tarafından kurulmuştur. Arkadaşlar önemli bilgidir. Bağımsızlar hareketi Endonezya'da yapılan Bandung Konferansı neticesinde kurulmuştur. Bunu da bilelim. Peki arkadaşlar bakalım bağımsızlar hareketinin üye devletinin özellikleri vardır. Bakın bu özellikleri verir bu grup medipler. Üyeleri genellikle 2. Dünya Savaşı sonrası bağımsız olan devletlerdir. Bu üye olan devletlerin nüfusu dünya nüfusunun 155'ini oluşturur. Ve Birleşmiş Milletler'in üye sayısında 3'te 2'sini arkadaşlar oluşturan bu grup bağımsızlar hareketidir. Yani bağımsızlar hareketinin devletlerin özellikleri bunlardır. Bunlar üyeleri genellikle 2. Dünya Savaşı sonrası bağımsızlığını kazanmışlardır. Bu üyelerin nüfusu dünya nüfusunun %55'ini oluşturur ve Birleşmiş Milletler'in üye sayısının 3'te 2'sini oluşturan devletlerdir. Peki arkadaşlar bağımsızlar hareketine dönem dönem Yugoslavya, Mısır ve Hindistan arkadaşlar liderliğini üstlenmiştir. Peki Yugoslavya lideri kimdir arkadaşım? Tito. Mısır lideri kimdir arkadaşım? Nasır. Peki bakalım Hindistan lideri kimdir? Nehru. Bunlar arkadaşlar gelmiştir. Bağımsızlar hareketinin liderliğini üstlenen üye devletler ve liderliğini üstlenen arkadaşım devlet adamlarıdır. Arkadaşlar Yugoslavya aslında ilk başta Doğu bloğundandı ama Sovyetlere tam olarak bağlanmayı reddetti. Sovyetlere tam olarak bağlanmayı reddetmesinin sebebi Alman işgalinden kendi kurtulduğu için ne yaptı? Biraz Sovyetlere bağlanmadı, bağımsız hareket etti. Bunun üzerine Kominform'dan atılan Yugoslavya bağımsız hareketine geçmiştir. İlk konferanslarını arkadaşlar kurulduktan sonra ilk konferanslarını Belgrad'da 1961'de arkadaşlar ne yapmıştır? Oluşturmuştur. Bakın Bandung Konferansı'nda kuruluyor. Kurulduktan sonra ilk konferansını 1961 senesinde gerçekleştirmiştir. Peki Afrika Birliği Teşkilatı arkadaşlar. Afrika ülkeleri kendini bloklardan uzak tutmanın yolu olarak arkadaşlar kendilerine bir birlik kurulması ne yapmıştır? Kararlaştırmıştır. Ve arkadaşlar bunun üzerine 1963 yılında Afrika Birliği kurulmuştur. Ve dostlarım teşkilatın amaçları nelerdir? Bloklara karşı Afrika'nın kişiliğini korumak. Yani şu arkadaşlar tekrardan sömürülmeye karşı çıkıyorlar. Afrika'daki sorunu kendi işlerinde çözmek. Yani dışarıdaki bir devletin müdahale etmesi engellemeye çalışıyorlar. Afrika ülkeleri sırasında birlik ve bütünlüğü geliştirmek.
üyelerin bağımsızlığını gözetmek ve sömürgeciliğe karşı çıkmaktır. Arkadaşlar şu bilgiyi bilin. Sömürgeciliğe karşı bağımsızlığını kazanan ilk devlet dünyada ABD'dir. Bağımsızlığı kazanan ilk Afrika ülkesi kimdir derse arkadaşım, o da Mısır olacak arkadaşım. Saad Zaklul önderliğinde, şöyle yazayım, Saad Zaklul önderliğinde arkadaşlar Vafd Partisi, bunu da bileceğiz, Vafd Partisi önderliğinde arkadaşlar bağımsızlığını kazanmıştır. Ama şöyle sorarsa siyahi Afrika ülkesi derse o da arkadaşım Gana'dır. Bunu unutmayalım. Mısır zaten bağımsızlığını İngiltere'ye karşı, Gana'da İngiltere'ye karşı kazanmıştır. Ve arkadaşlar şu kişi de bileceğiz. Nelson Mandela arkadaşlar. Bunu da bilelim. Nelson Mandela da arkadaşlar Güney Afrika'yı Güney Afrika'yı İngiltere bağımsızlığından, pardon, İngiltere sömürgesinden kurtaran kişi de Nelson Mandela'dır. Arkadaşım Güney Afrika'nın arkadaşlar İlk siyahi başkanıdır Nelson Mandela. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde İngiltere'ye karşı bağımsızlık hareketini başlatan, sürdüren ve Güney Afrika'nın bağımsız olmasına etki eden devlet adamıdır. Evet arkadaşlar, bu videomun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.